Evet. Evet, evet dedik ya. Değerli arkadaşlar, anlaşıldı. Anlaşıldı, bunlar beni konuşturmayacaklar, öyle anlaşılıyor. Torbalı Ahmetli Yörükler, hoş geldiniz. Evet, Anadolu'nun bütün renkleri, bütün desenleri, rengarenk, herkes burada. Zonguldak Gökçe Bey, hoş geldiniz. Kayseri Pınarbaşı, hoş geldiniz. İstanbul Maltepe, hoş geldiniz. İzmir Gençlik Kolları, Nevşehir sebzeciler, meyveciler, pazarcılar, Bursa hanımlar, hoş geldiniz. Aydın Karlı, hoş geldiniz. Manisa Demirci Teşkilatı, hoş geldiniz. Muhtarlar, hoş geldiniz. Kocaeli Spor Amatör Kulüpler Federasyonu, hoş geldiniz. Bütün misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Ve şimdi Kastamonu, siz de hoş geldiniz. Şimdi bir dakika. Bir dakika, sessizlik istiyorum. Sessizlik istiyorum, bir dakika. Şöyle bir anlaşma yapalım. Şu görevimizi bir tamamlayalım, sonra bol bol coşalım. Tamam mı? Evet mi? Evet. Duymadım. Evet. Duymadım. Evet. Ha işte böyle. Değerli yol arkadaşlarım, Kadir Şinas milletim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çatısı altında bulunduğumuz Gazi Meclisimizde yeni bir grup toplantısında birlikteyiz. Grup toplantımızın ülkemiz, aziz milletimiz için bereketli neticelere vesile olmasını Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyorum. Değerli arkadaşlar, ülkemiz 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüyor. Bu kutlu yürüyüşün en önemli adımlarını attığımız bir dönemden geçiyoruz. Milletimizin
duasıyla Türkiye'nin aydınlık geleceğini inşa ediyoruz. Gece gündüz demeden, durup soluklanmadan milletin istikametinde millet için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin bütün illerinin, bütün ilçelerinin, bütün köylerinin nabzını tutuyoruz. 79 milyon insanımızın hissiyatına kulak veriyoruz. Yurt dışındaki vatandaşlarımızı da ihmal etmiyoruz. AK Parti, Türkiye'nin her köşesinde bacası tüten bir siyaset ocağıdır. Bizler de bu siyaset ocağından çıkan sesleri duyalım diye geçtiğimiz hafta içinde ilçe başkanlarımızla bir araya geldik. Daha sonra belediye başkanlarımızla bir istişare ve değerlendirme toplantısı yaptık. 16 Nisan halk oylamasının üzerinde etraflıca durduk. Bugün son yıllarda hemen hemen her alanda gelişen, büyüyen, istikrarlı bir Türkiye var. Ekonomimiz büyüyor. Bölünmüş yollar, köprüler, üniversiteler, adalet sarayları, okullar, havaalanları, hızlı demir yolları, metrolar, tüp geçitler, limanlar, şehir hastaneleri, eserler ardı ardına hizmete alınıyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin özlemle beklediği asırlık projeleri Marmaray, Avrasya, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Ovid Tüneli ve daha nice niceleri. Üçüncü ve dünyanın en büyük havalimanı. Ve şimdi de inşallah 18 Mart'ta dünyanın ayaklar arası açıklığı en büyük köprüsünü, Çanakkale Köprüsü'nün temelini atıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Ya gençler, yolların kralı olmaz, yolların kuralı olur. Ha, yolların mimarı olur tabii. Evet, diğer yandan Türkiye muasır medeniyetler seviyesi hedefine bu vizyonla ilerlerken mevcut anayasa artık milletimizin beklentilerini karşılamakta yetersiz kalıyor. Hep söyledik, yine söylüyoruz. Bu anayasa 1982 model. Yolda kalıyor, tekliyor. Hayırcılar ne diyor? Efendim, bir ittirirsek çalışır belki. Çalışmaz kardeşim, çalışmaz. Milleti boşuna yormayın. Vatandaş 16 Nisan'da sandığa gidecek. Darbe ürünü bu anayasayı değiştirecek. Mührünü, evet mührünü vuracak ve işi bitirecek. Peki vatandaş ne diyecek o gün? Şimdi hazır olun gençler. Vesayetin her türlüsüne dur demek için milletin üstünde bir güç kabul edilmemesi için daha geniş temsil gücü olan bir meclis için bağımsız, tarafsız yargı için gençlerin siyasete atılması için etkili yürütme, etkili demokrasi için gençlerin sesinin daha gür çıkması için kutuplaşma değil, kucaklaşma için, çatışma değil, uzlaşarak çalışma için. Görüyorsunuz, evet diyecek o kadar çok sebep var ki. Ben sadece birkaç tanesini söylettim. Evet de
bereket var. Türkiye'yi karış karış geziyoruz. Her uğradığımız durakta, her noktada şunu görüyoruz. Milletin aklını yalanlarla, dolanlarla, safsatalarla bulandırmaya çalışanlar yine başarılı olamamış. Evelallah, vatandaş ne istediğini de biliyor, ne yapacağını da biliyor. 16 Nisan'a kadar sahalardayız gençler. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Maşallah. Tüm teşkilatlarımızla il il, ilçe ilçe, köy köy, mahalle mahalle gezip Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatacağız. İnanıyorum ve eminim ki milletimiz 2007'de başlattığı bu demokratik dönüşümü 16 Nisan 2017'de taçlandıracak. Geçen hafta Aksaray'da, Antalya'da vatandaşlarımızla bir araya geldik. Onlara sorduk. Ne diyorsunuz? Bu halk oylaması meselesi nedir? Meydanlar dalga dalga evet diye inledi. Aksaraylılar hızını alamadı, %100 dediler. Ben dedim ki, ya yapmayın, 3-5 puan da onlara bırakın, garibanlara. Niye bu kadar hırslısınız? Bize 90 da yeter. Antalya'da 62 yatırımın toplu açılışını yaptık. Aksaray'da 72 açılışın toplam Antalya'da 72 yatırımın toplu açılışını yaptık. Bu iki günde yaptığımız açılışların toplam tutarı 3,5 milyarı geçiyor. 3,5 katrilyonu geçiyor. Tuz Gölü'nün altı Sultan Hanım. Sultan Hanı bölgesinde doğal gaz depolanacak yerin altında yeni bir şehir inşa etti. Böylece karda kışta zor zamanda artık doğal gazımızı oradan alacağız, depodan kullanıma vereceğiz. Millet, değerli kardeşlerim, hakkıyla iş yapana destek veriyor. Ağzı laf yapana değil. Sizlere güveniyoruz, milletimize güveniyoruz. Çünkü biz ne zaman millete geldiysek, millet bize inandı, güvendi, evet dedi. Bir de hayırcılar var. Şimdi bunlar hayır kelimesinden sevimli iki şey türetirsek milleti ikna ederiz zannediyorlar. Bırakın kelime oyunlarını. Lafla peynir gemisi yürümez. Hele hayırcıların bindiği HDP, PKK, FETÖ gemisi hiç yürümez. Şimdi biz diyoruz PKK hayır diyor. FETÖ hayır diyor. DAEŞ hayır diyor. Sırtını PKK'ya yaslamış HDP hayır diyor. Bunlardan ses çıkmıyor. CHP niye böyle konuşuyorsun? Be kardeşim, biz vatandaşımızın kararına boynumuz kıldan ince. Biz vatandaşımıza bir şeyi hatırlatmak istiyoruz. Terör örgütleri hep beraber koro halinde hayır propagandası yapıyorsa, bunun ülkemiz için, milletimiz için, vatandaşlarımız için bir işareti var. Biz bunu hatırlatmak mecburiyetindeyiz. Vatandaş hangi tercihini yapacaksa gidip yapacak. Terör örgütleri
hayır dediği yerde benim vatandaşlarım aynı safta olmayacaktır. Buna da yürekten inanıyorum. Bu ülkede terör örgütlerinin gittiği yoldan giden hiçbir vatandaşımızın olduğunu düşünmüyorum. Terör örgütü ülkemizin de düşmanıdır, milletimizin de düşmanıdır, bayrağımızın da düşmanıdır, toprağımızın da düşmanıdır. Terör örgütüyle topyekün mücadelede milleti hep yanımızda gördük. Milletten aldığımız güçle terör örgütünün belini kırdık. İktidar partisi olarak merak ediyorum. Bir hafta sussa muhalefet ne yapacak bilmiyorum. Çünkü bekliyorlar ki hükümet AK Parti bir açıklama yapsın da hemen karşısında bir açıklama yapalım. İktidarın her işine muhalif olmayı marifet sayıyorlar. Biliyorlar ki gerçekleşen ve büyüyen meclis, gençleşen ve büyüyen meclis bu anlayışı kabul etmeyecek. Çözüm siyaseti, hizmet siyaseti isteyen millet, kör düğüm politikaları güdenleri elinin tersiyle itecek. Tek bildikleri işi yapıyorlar. Hayır, istemezdik. Türkiye demokrasisi bugüne kadar birçok tarihi sınav verdi. Bu gazi meclis dayatılan cumhurbaşkanı adayı seçilsin diye 1973'te abluka altına alındı. Parti genel başkanları, milletvekilleri hapisle, sürgünle, ölümle tehdit edildi. 79'da 119 turda bu meclis cumhurbaşkanını seçemedi. Bu durum bahane edilerek 80 darbesi yapıldı değerli vatandaşlarım, değerli kardeşlerim. Biz Türkiye'nin, Türkiye'de demokrasinin başını öne eğdirecek bir olay daha artık yaşansın istemiyoruz. O yüzden milletin gücünün esas olduğu bir anayasayı millete götürüyoruz. Millet evet diyor. Bundan hiçbir şüphemiz yok. 15 Temmuz'da sivil vatandaşlarımıza saldıran FETÖ ve avanesi hayır diyor. Her fırsatta polisimize, askerimize saldıran, şehit eden, çocuk, yaşlı, kadın, erkek dinlemeden sivil vatandaşlarımızı öldüren bölücü PKK hayır diyor. Onların arkasına saklanan, sırtını onlara yaslayan bölücü HDP de hayır diyor. Bunların değişim karşısında yer alması anlaşılabilir ama ana muhalefet yöneticilerine ne demek lazım? Dertleri neymiş? Parlamento ortadan kalkıyormuş. Şimdi parlamento ortadan kalkmaya kalkmıyor da bunu vatandaşlar bilsin. Aslında CHP de bunu çok iyi biliyor. CHP'nin resmi siyaseti AK Parti ne derse tam tersi şeklinde olmuş. Değerli kardeşlerim, ekini ektim, sırtımı rahata verdim diye bir şey yok. Türkiye'nin yol haritasında çok ciddi mesafeleri kat ettik ama işimiz bitmedi. Daha çok ama çok işimiz var. Terörü ülke gündeminden çıkaracağız. Bununla ilgili adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Kış aylarında kendince güvende olduğunu zanneden bölücü terör örgütünün sözde sığınaklarını, üstlerini yerle bir ettik. Bu konudaki kararlılığımızdan zerre miktarı sapma yok. Bölge insanının bölücü terör baskısından kurtardık. Devlet ve vatandaş el ele verdi dayanışma içinde. Vatandaş istiyor,
devlet yapıyor. Vatandaş İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da, Antalya'da ne hizmet alıyorsa Şırnak'ta, Van'da, Diyarbakır'da da aynı hizmeti alıyor, almaya da devam edecek. Bizim adalet anlayışımızın gereği budur. Terör örgütüne lojistik ve finansal kaynak sağladığını tespit ettiğimiz belediyelerde yeni görevlendirmeler yaptık. Yüzlerce üst düzey terörist yakalandı, adalete teslim edildi. İçerisinde patlayıcı, canlı bomba, bombalı araç eylemlerinin bulunduğu 126 girişim engellendi. Bölücü terör örgütü Türkiye topraklarından tam olarak temizleninceye kadar kış demeden, yaz demeden bu mücadele sürecek. Aziz vatandaşlar, Türkiye topraklarının ötesinde de ulusal güvenliğimizi sağlamak, vatandaşımın can ve mal güvenliğini temin etmek için Fırat Kalkanı harekatımızda devam ediyor. Elhamdülillah. Bütün bu mücadeleden sonra BAP'ta nihayet büyük ölçüde kontrol altına alındı. Amacımız terör örgütlerinin cirit attığı bölgelerden Türkiye'ye uzanan koridorların açılmasının önüne geçmek. Çok şükür en başından beri bu gayretlerimiz boşa gitmedi, amacına ulaştı. Ancak su uyur, düşman uyumaz. Tedbiri asla elden bırakmayacağız. Tedbiri elden bırakmadığımız bir diğer husus da FETÖ terör örgütü. Uluslararası taşeron bir örgüt olan bu katil güruhu takibimizdedir. Kamuda incelemeler, arındırmalar dikkatle devam ediyor. FETÖ ile bağlantısı olduğu ortaya çıkan kim olursa olsun hukuk içerisinde mutlaka gereği yapılıyor. Yapılmaya da devam edecek. Araştırmalar sırasında yeniden değerlendirme imkanı da getirdik. Diyelim ki atılanlar kendilerine haksızlık yapıldığını düşünüyor. Bunun da tabii ki hukuk devletinde bir karşılığı olması lazım. KHK ile son zamanlarda çıkarılan KHK ile yeniden değerlendirme mekanizmasını hayata geçirdi. 7 üyeden oluşacak, bir nevi mahkeme gibi çalışacak idare adına bütün bu itirazları inceleyip karara bağlayacak. Eğer itirazlar haklı görülürse göreve iade edilecek. Aksi olursa itiraz sahibinin yargı yolu açılmış olacak. Ve yargı yolunu takip etmek suretiyle çıkan karar neyse o kararın gereği de hukuk devletinde yerine getirilecek. Nitekim son kararnamede haklı olduğu anlaşılan bazı görevliler, bazı kamu görevlileri görevlerine iade edildi. Adalet mülkün temelidir. Adalet olmazsa olmazımızdır. FETÖ'nün elebaşısının iadesi için de girişimlerimiz devam ediyor. Bu konuya özellikle önem veriyoruz. Türkiye'de yaşanmış bir katliamın birinci dereceden yöneticisi, sorumlusu ABD'de bir çiftlikte keyif içinde yaşayamaz. Bizim açımızdan bu kabul edilir bir şey değildir. Biz bu darbe girişiminin planlayıcısı, azmettiricisinin Pensilvanya'daki terörist başı olduğunu daha önce Amerika makamlarına ilettik. Hazırladığımız dosyalarda
hiçbir şüpheye yer kalmayacak şekilde bütün kanıtları teslim ettik. Yeni yönetimin bu konudaki adımlarını bekliyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Umuyorum ki Amerikan yönetimi tarafından bu terörist başının iadesi konusunda somut adımlar atılacaktır. Değerli arkadaşlar, diğer bir değinmek istediğim husus da ekonomidir. Reel sektörün faiz baskısından faiz baskısı altında ezmeden döviz kurları konusunda bazı adımlar attık. Dünya genelindeki ekonomik durgunluğun farkındayız. Gelişmeleri yakından alıyor, anında tedbirlerimizi alıyoruz. Mali disiplinden de bu tedbirleri alırken asla taviz yok. Reel sektörü desteklemeye devam edeceğiz. İstihdam arttırıcı teşvik tedbirlerini hayata geçiriyoruz. Bakın, daha geçen hafta bütün KOBİ'lere 30 ila 50 bin lira arasında kredi, bir yıl ödemesiz, faizsiz, 3 yıl vadeli kredi verme kararı aldık. Ve bunun uygulaması için süreci başlattık. Böylece küçük esnafın, sanayicinin sıkıntılarını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Çok yoğun ilgi var. 600 bin civarında KOBİ'nin bu işe müsbet şekilde talebi olduğunu görüyoruz. Ama şartları tutan herkesi, bütün küçük esnafı, sanatkarı bu imkandan faydalandıracağız. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda aldığımız kararlar birer birer uygulanıyor. 2017 yılı için ilk 3 ay sigorta primlerini yılın son 3 ayına ertelemiştik. Bu yürürlüğe girdi. Belediyelerimizin kesintilerinin yapılmaması kararını verdik. Bu yürürlüğe girdi. Esnaflarımız için ahilik fonu kuracağız dedik. Genel kurulda görüşülmeyi bekliyor. Önümüzdeki hafta ele alınacak. Ayrıca dün aldığımız bir kararla çiftçilerimizin, tarım kesiminin Ziraat Bankası'na ve tarım kredi kooperatiflerine olan 1 milyara yakın borçlarını 5 yıl süreyle yeniden yapılandırıyoruz. Böylece çiftçimizin yanında olduğumuzu, yıllardır devam eden bu problemlerine çözüm üretiyoruz. Tabii ben bir şeyi merak ediyorum. Birkaç hafta için döviz kurlarında bir hareketlenme oldu. Kıyameti kopardılar. Şimdi %7-8'lik aşağıya doğru bir iniş var. Battık, batıyoruz diyen felaket tellalları suspus. Hiç sesleri çıkmıyor. Bir kez daha hatırlatıyorum. Küresel dalgalanmalarla başlayan döviz kurundaki oynaklık geçicidir. Etkileri çok ama çok sınırlı kalacaktır. Bunun bilinmesini istiyorum. İnşallah 2017 baharından itibaren Türkiye her alanda şaha kalkmaya devam edecek. Yazla birlikte, havaların ısınmasıyla birlikte ekonomide de, demokraside de ülkemizin ayak bağlarının hepsinden kurtulmuş olacağız. Biz milletin işini düşünüyoruz, aşını düşünüyoruz, yavrularımızın geleceğini düşünüyoruz. Onun için de istihdamı arttırmaya yönelik yine geçen hafta Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında bir mutabakatı
istihdam seferberliğini kamuoyuna ilan ettik. Nedir bu? Vatandaşlarım bilsin. Bir kere bir süredir devam ettiğimiz toplum yararına çalışma konusu var. İşkur marifetiyle kamu kuruluşlarında vatandaşlarımız, işsizlerimize iş temin ediliyor. Bunlar en az 9 ay süreyle kesintisiz çalışıyorlar. Yeni uygulamada buna özel sektörü de dahil ettik. Sayıyı 500 bine çıkardık. 200 binden 500 bine çıkardık. Yani hem kamuda hem özel sektörde işsizler çalışacak, parasını işsizlik fonundan biz ödeyeceğiz. Dolayısıyla işverenlerimize ayrı bir yük gelmeyecek. Yeter mi? Yetmez. Bunun üzerine de Türkiye Odalar ve Borsalar Başkanlığı bünyesindeki toplam 1,5 milyonu bulan üyelerin her biri en az bir işçi çalıştırmaya karar verdi. Bu ne demektir? 1,5 milyon vatandaşımıza yeni iş. Üstüne 500 binde bizim toplum yararına çalışmayı koyduğumuzda 2 milyon iş anlamına geliyor. Peki onlar bunu yaparken biz boş mu duracağız? Tabii ki değil. Onların diğer maliyetlerini karşılayacağız. Onlar sadece maaşı verecek, sigorta primini ve vergisini, maaştan kesilen vergiyi ve sigortayı devlet olarak biz karşılayacağız. Bir yıl boyunca. Bu ne demektir? Bu konuda yanında bir işçi çalıştıran ve toplam 1,5 milyon çalışan için biz hükümet olarak, devlet olarak 12 milyar liralık bir katkı sağlıyoruz. 12 milyar. Helali hoş olsun. Yeter ki vatandaşımız iş güç sahibi olsun. Türkiye buna değer. Çünkü bu millet her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyor. Değil mi ki? 15 Temmuz gecesi alçaklara darbeyi vuran, demokrasiyi kurtaran bu millet. Bu millet için ne yapsak azdır. Değerli kardeşlerim, Türkiye için arkadaşlarımız da her alanda çalışıyoruz. Gündemimizde hiçbir zaman tek bir konu yok. Birçok konuyla eş zamanlı olarak ilgileniyoruz. Ekonomi, dış politika, güvenlik, turizm, tarım, ulaşım, hayatın her alanında durmadan, yorulmadan kararlar alıyoruz, uygulamalar yapıyoruz, biten hizmetleri devreye alıyoruz, yenilerinin temelini atıyoruz. Kaydedilen bütün bu ilerlemeleri kalıcı hale getirmek için, geleceğe taşımak için, güvence altına almak için anayasamızda bu mecburi değişikliği yaptık. Değerli kardeşlerim, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye dev ve reformlar, dev hizmetlerle buluştu. O yüzden 16 Nisan'da gerçekleştirecek halk oylaması çok önemli. Bu halk oylamasında sandığa giderken şüphesiz siyasi görüşümüzü evde bırakacağız. Milli duygularımızla hareket edeceğiz. Çünkü mesele memleket meselesi gençler.
çocuklarımızla daha müreffeh, çocuklarımıza daha müreffeh, daha kalkınmış. Gençler, beyefendiler, hanımefendiler, çocuklarımızla daha müreffeh, daha kalkınmış bir Türkiye emanet etmek istiyor musunuz? Evet. Eli kanlı FETÖ gibi terör odaklarının bir daha alçakça darbe yapmasını önlemek istiyor musunuz? Evet. 15 yıldır ülkemizin çehresi olumlu yönde değişmeye devam ediyor. Bu değişim devam etsin istiyor musunuz? Evet. 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 AK Parti ana kademe yöneticileri, milletvekillerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, mahalle temsilcilerimiz, ilçe başkanlarımız, belde başkanlarımız, bir tür bütün bakanlarımız, bütün AK Parti teşkilatımız önümüzdeki iki ay içerisinde sahadayız. Ama önce 25 Şubat, gençler, duyuruyorum. 25 Şubat'ta Ankara Arena'da kampanyamızın başlangıcını muhteşem bir katılımla gerçekleştireceğiz. O gün Türkiye'nin kalbi Ankara'da arenada atacak. Değerli arkadaşlar. Eyvallah. Değerli arkadaşlar. Bütün çalışmalarımızda sağduyuyu elden bırakmayacağız. Kışkırtmalara, tahriklere kapılmak yok. Tamam mı gençler? Kalıcı yalan ve iftiralarla, hayırcı blok yalan ve iftiralarla bu süreci sakatlamaya çalışıyor. Unutmayın, bizim işimiz hizmet. İşimiz hizmet. Evelallah. İki ay boyunca memleketin her yerini karış karış gezeceğiz. Buna hazır mısınız? Evet. Hazır mısınız? Evet. Hazır mısınız? Evet. Eyvallah. Türkiye tertemiz bir istikbale yönelsin diye kolları sıvamaya var mısınız? Evet. Var mısınız? Eyvallah. Eyvallah. Evet. Tamam. İşin tamam, vazifemizi bitirmek üzereyiz. Biraz daha sabır. Ondan sonra istediğiniz kadar serbestsiniz. Eyvallah, eyvallah. Değerli kardeşlerim, milletvekili arkadaşlarım, şimdi seçim takvimi belli oldu. 16 Nisan Pazar günü sandığa gidiyoruz. Oylarımızı veriyoruz. Ancak ondan önce yapılacak işler var. 18 Şubat'ta listeler askıya çıkıyor. Seçmen listeleri güncellenecek. Ben buradan önemli bir hatırlatma yapıyorum. Birisi, vatandaşlarımız en son oylarını
diyelim ki İstanbul'da oturuyor, Sivas'ta kullandım. O zaman yaz ayları vardı. Millet yazın biliyorsunuz İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, büyük şehirlerden memleketine, doğduğu yerlere gidiyor. Orada vakit geçiriyor. Okullar kapanınca. Şimdi bu askılara bakacağız. İkametinizi değiştirmeye lüzum yok. Oy kullanacağınız yeri İstanbul'sa, Ankara'ysa, şu anda nerede oturuyorsanız, nerede oy kullanacaksanız ona göre düzeltmeniz lazım. Aksi halde buradan kalkıp Sivas'a, Erzincan'a gitmeniz lazım. O da mesarif. Kayserililer sevmez mesarifi. Biz de Kayseri'yle gurur duyuyoruz. Herkesin tutumlu olması lazım. Türkiye ile gurur duyuyoruz. Hepinizle gurur duyuyoruz. Bu 18 Şubat günü başlayacak askı 10 Mart'a kadar 10 Mart'ta kesinleşiyor. Bu arada üniversitede okuyan öğrenci kardeşlerimiz de yine bu seçmen kütüklerine bakıp nerede oy kullanacaklarsa bu düzeltmeyi yapmaları gerekiyor. Yani 18 Şubat'la 10 Mart arasında bu işleri ihmal etmeyelim. Bizden hatırlatması, sonradan tabii zorluklarla karşılaşılmasın diye vatandaşlarımıza, milletimize bu bilgiyi paylaşıyorum. Şüphesiz muhtarlıklardan daha tafsilatlı, geniş bilgi alabilirsiniz. Ayrıca 27 Mart günü itibariyle de yurt dışına gelen giden vatandaşlarımız gümrük kapılarında oy kullanabilecek. Bu ne diyor? Helal olsun. Duydunuz değil mi? Atma FETÖ, atma, gönlüm hoş değil. Cumhurbaşkanlığı sistemi geliyor. Ankara boş değil. Hoş geldiniz Giresun'dan. Sefalar getirdiniz. Evet, değerli arkadaşlar, buyurun. Sohbete mi başladık? Buyurun. Ya daha bitmedi, dur bakalım. Ha? Dur, bekleyin, bekleyin. Bak. İzmirliler bunun altında kalmaz. İstanbul'dan ne haber? Siz devam edin de ben de notlarımı kontrol edeyim ben.
Eksik bir şey var mı? Yok mu? Ona bak. Evet. Gençler, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ya niye ölüyorsunuz? Ölecek zaman mı? İşimiz gücümüz var. Bizim işimiz öldürmek değil. Bizim işimiz yaşatmak sevgili gençler. Şimdi kapatıyoruz. Dükkan kapanıyor. Bir dakika. Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika. Şimdi beni dinleyin. İşimiz millet olmadı. Bak, unutmuşsunuz. İşimiz millet. Abi ben yanlış söylüyorum da ondan şaşırdım. İşimiz hizmet. İşimiz hizmet. Durmak yok. Durmak yok. Vesayeti tarihe gömmek için. Kutuplaşma değil, kucaklaşma için. Bürokrasi zincirini kırmak için. İstikrar için, huzur için. Büyük projeler, dev yatırımlar için. Türkiye'nin mutlu ve müreffeh yarınları için. İstikrar için, huzur için. Büyük projeler, dev yatırımlar için. Türkiye'nin mutlu ve müreffeh yarınları için. Evet. Evet, evet, evet. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Sayın Başbakanım, öncelikle teşekkür ediyoruz bu güzel hitabınızdan dolayı. İzniniz olursa Maltepe Teşkilatımızın bir hat sanatı hediyesi olacaktır. Onlara davet ediyoruz. Bir de eser.